yaşasın Salkoğlu Bey. Söyledi 2 hafta bundan önce. Bir devlet, bir millet ve bir bayrak. Ver oğlum. Biz tarih yazmışız. Biz Türk milleti olarak tarih yazmışız. Dönem bizim dönemimiz. Burada bu 300 milyon Türk'ün varlığını kabul etmelisiniz. Sevimli hanımlar, değerli beyler. Sonuncu defa Antalya'da 1993. senede burada birbaşa adı sanı yaşamış Ebulfez Yeliç Bey'i o dönemin prezidentini temsil ederek burada Türk dünyasının prezidentleri ve hami olan yerde çıkış eləmişəm. Ne söylemiştim? O gün bugün de onu söyleyirəm. Biz bir kanlı savaşa girmişik. Təkcə Azərbaycan yox. Ben Azərbaycanın güneyindənim. 35 milyondan artıq Fars baskısı və işğali altında olan bir demək ki ölkə və bir millət, bir ulus, bir yurdundan, yurtdan olan millətin birisiyəm. Amma ömrümün böyük bölümü də Ebulfəz Yeliç bəylə birlikdə Azərbaycanın güzəyində keçirdik. Biz o komandadanıq, bu gündə bu komandadanıq. Biz millət yolunda, vətən yolunda bilmərik kim iqtidardadır, kim müxalifətdədir. Bir millət tanıyırız. Türk milleti. Bu dava bizim millet davadır. Savaş bizim savaşdır. Arkasında durup Rus, Batı dünyası ve Fars. O çocuk bozuklar, ay bebek katili. PKK'sı ne bileyim ki, HDP'si ne bileyim ki, hansı asalası. Bunlar söz konusu değiller. Arkada durup Rus, arkada durup Fars ve Batı dünyası da Haç savaşına sıkıp bizimle. Haç savaşına sıkıplar. Yoksa demek Fransa nedir ki? Fransa'nın tarihini açsak biz, birinci durağa geçsek Əl-Cəzirə çıkarıq. Neler yapırlar ve neler yapırlar. Ve bu günleri Azerbaycan'ın Ali Başkomandanı Cənab Prezident İlham Əliyev açıqçasına söyleyir. Sen git öz işinle məşğul ol. Ve Cənab Erdoğan da söyleyir. Sen git öz işinle məşğul ol. Biz bir savaşa girmişik. Bu təkcə Azerbaycan'ın kuzeyinin savaşı deyir. Bu Gəncənin savaşı deyir. Bu Erdəbil'in de, Təbriz'in de, Ankara'nın da, İstanbul'un da, Küllü Türk dünyasının da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de, Kerçük'ün de, Musul'un da, hepimizin davasıdır bu. Galibiyetimiz burada. Bu silahlı illeri keçdik biz. Çok ağır iller keçdik, ağır seneler keçdik biz. Bizi təhkir ettiler. 4 tane Ermeniyle bazara bilmirsiniz. 200 sene ve 100 sene tam bu Türk'ün başına vurdular. Ve bu Türk büyünleri 300 milyon az aşağı az yukarı ayağa kalkıyor. Bunu kabul etmelisin. Rus'u da, Çin'i de, Amerika'sı da kabul etmek zorundasın. Ve bu günleri təhsil protokollar yok. Ben protokol tanımam. Ne Süleyman Demirel'le konuşanda, ne Amerika'da kongresde ben o protokolları kabul etmem. Sanakkale'den beri yaralısınız. Hele bu günde aktarıyorsunuz ki İstanbul'u isteyirsiniz. Görersiniz ha, işte size İstanbul verecekler, Tebriz kalkıyor, Bakı kalkıp, ve bakın görün Rusya bugün, Putin geçen döne 3 sene bundan önce meydan okuyordu. Ne oldu bugün sana? Ne oldu? Çık kabağa da, çık kabağa göre ne deyirsen sen? Atıksız ortaya bir Paşinyan, bir sokak adamını ve bilmir ne söyleyir. Bir yandan ateşkes isteyir. Bir yandan Rus füzesi fırladıyor. Füze hardan geliyor? İran adlanan yerden benim topraklarımdan. Kana doğru gelirsiniz. Bu büyük Türk milletiyle savaşa gelirsiniz. Vırdığızdan bizi oyadırsınız. Bizi birleştirirsiniz. Günene dek, mene Türkiye'de Azeri kardeş değiller. Bugün Türk kardeşim değiller. Günene dek, bir millet, iki devlet değiller. O milletin adı var. Adı onun Türk'tür. Türk milletidir. Ve sağ olsun. Yaşasın Salkoğlu Bey. Söyledi 2 hafta bundan önce. Bir devlet, bir millet ve bir bayrak. Ver oğlum. Biz tarih yazmışız. Biz Türk milleti olarak tarih yazmışız. Dönem bizim dönemimiz. Burada bu 300 milyon Türk'ün varlığını kabul etmelisiniz. Ve bugün yüzünü Fransız jurnalisti Sayın Ali Başkomandan İlham Əliyev'den soruşur. 2 gün bundan önce.
sizde bu İHA'lar, bu dronlar ne kadar var sizde? Kifayet kadar var. Nereden geliyor? Belli de nereden geliyor? Arkadaştan geliyor. Ve her bir Ermeniye de, her birisi de bundan varımızdır. Silah var, para var ve güç var. Biz bu dönem millet devlet meselesi halloldu. Azerbaycan'da muhalefet iktidar, Türkiye'de muhalefet iktidar söz konusudur bu. Bunun muhalefeti de, iktidarı da hepsi bir yerde. Türk'üm deyip, ben Asiyan Türk kanallarını Türkiye'de yayınları, hepsi söyleyip. Azerbaycan Türk, Azerbaycan'ın güneyi. Dünene kimindeydiler? Ay Fars, ay Nembilim, Tehran yönetimi, İnciyer. Ama bugün Türk kanallarından, medyasından, siyasetçisine hepsinden gelir. Azerbaycan'ın güneyinde olan Tebriz'de, Erdebil'de. Ve gördünüz ki, geçen hafta Erdebil'de, Tebriz'de, Gence'de, Zengan'da bizim millet ayağa kalktı. Bu Fars rejimini geri oturttu. Mallacı gazlar çıktılar, söylediler ki, indi ayrılıklar. Söyleyinler ki Hasan Ruhani, Ermeni ile biz konşu yok, Azerbaycan'dan kardeşim. Sen benim kardeşim diyorsan, benim kardeşim bunlardır, Türkiye'di, Anadolu'du. Ben seni tanımıyorum. Sen cinayetkarsan, bir Türk'ün tırnağına bir yerde taşlaysan, o bizim yüreğimize değir. Ve kimse Türk'ün kanını dökecek, adını PKK koyacak, kendine sıkacak, soyuzu kurtacak. Kurtacağız. Soyuzu kurtacağız. Enirsen kendinden Azerbaycan'ın güneyine, Urumiye'de barındırırlar seni. Gelip Türkiye'de benim mehmetçi gibi öldürüyorsan, enim Musul'da, Şerfi'de benim için vuruyorsan, onda buna, bu sondu bu. Bu son durağıdı size. Azerbaycan'ı mezaha koyurdunuz, gülüyordunuz. Şimdi söyleyirler. Bu Paşinyan söyleyir. 20 kişi öldürüyoruz, 2000 nefer gelir. Uçaklar kurtaran değil, füzeler kurtaran değil, Azerbaycan bir millet kimi geliyor bu defa. Ve bugün ben burada çok sevinirim. Bakı'ya gidirdim. Bakı'ya gidirdik. Ben bu yakınlarda Bakı'dayım. Yine Bakı'ya kayırdırdım, yollar biraz bağlandı. Dedim, enerim bir Antalya'ya. Dünen de eşittim ki burada siz yığılacaksınız. Ve çok sevinirim. Hanımefendi de söylediler, körelmişik ki, bizi her taraftan qomaramışdılar. Azerbaycan'ı təhləmişdilər. Türkəm deyəndə hamı bizə çığırdılar. 4 həftə bundan öncə mən Azerbaycandaydım. Dostlar, benim demək ki, familiyalar, ağraba 4 həftə bundan öncə Azerbaycanda çevriliş yapmaq istəyirdilər. Rusofillər qalmışdılar. Məktəb açıyordular, ay baş qaldırmışdılar. İndi nərdəsiz? Mənim millətimin, mənim əskərimin, mənim ali baş komandımın gücü ilə hamısı qaçıb gizləniblər. Hamısı, bu milletin biz dövlət saxlayacağız, toprağı saxlayacağız. Dövlət millətə inanmalıdır. Bu Türk milleti olmasa biz yoxuq. Bu millətdir ki, o huzurunu, Gəncəni, Ağdamı, Qubadrını yarının olmasa da bürsüyü de işitəcəksiniz. Zəngilan da alınacaq, Qubadrı da alınacaq, Ağdam da alınacaq. Belə də görünür ki, Cənab Prezident söyləyir, Şuşada bayraq qaldırılacaq. İsrail gün bunu deyirdi, indi deyir ki, Xan kəndidə. Xan kəndində bizim bayrağımız qaldıracaq. O bizim kimimiz. Para dəriz. Bir yerə bir şey söyləyir. 10 saniyə. Başqanımızın izni ilə. Biz güneylilərin hər zaman dilini kəsiblər. İndi millətimizin izni. Bir saniyə. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın İlham Əliyev hanımları ilə oturub Bakü'də biz Bozqurtların Türk dünyasının qurultayını keçiriyoruz. Mənim arkadaşım, şöhnə dostum Azərin xanımda karar ərizi rıza idi, oxu. Dedi, axı burada olmaz, oxu. Oxu deyə sonda gəlir bir yerə ki, biz Türk'ün bayrağını o söylədi Qarabağa. Yox, biz Türk'ün şanlı bayrağını Tehran'a dağacaq. Tehran'dan açacaq. Yaşasın Türk milleti. Var olsun Türk milletinin şanlı. Sağ olasın, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Galiba